Günaydın arkadaşlar. Yine aynı günde güne başlıyoruz. Yine işe gidiyoruz. Mükemmel bir hafta sonunun ardından yine o çirkin sabahlara uyanıyoruz. Bu artık standartlaşmış bir şey. Bu artık engel olamayacağınız bir şey. Bu ne bileyim benzininizin bitiyor olması gibi. Bu her yerde Doblo'yla karşılaşıyor olmanız gibi. Bu her sabah güneşin doğduğu gibi. Bu her akşam güneşin batışı ve hepimizin öleceği gibi bir gerçek. Kaçamayacağınız ama ertelemek isteyeceğiniz şeyler. Güneş hariç. Güneş istediği kadar doğabilir. Öyle el kol yapıyor, millet de beni izliyor. Artık alıştım, vallahi alıştım. Artık beni istediğiniz kadar izleyebilirsiniz dayı. Neyse, konumuz bu değil. Aslında bir konumuz da yok. Ama şöyle bir şey demek istiyorum. Aklıma gelmişken anlatayım. Ne dedik? Bazı şeylerden kaçamazsınız. Sadece erteleyebilirsiniz. Örneğin X bir yere giderken navigasyona yazdığınızda kesinlikle o 3. köprünün yolu var ya, o otoyol, hani paralı otoyol, Kuzey Marmara otoyolu, her seferinde istemsizce giriyor olmanız gibi. Yani ben giriyorum. Benim arkadaşlarım da giriyormuş oraya. Ben anlamıyorum. Ben ne yaparsam yapayım o yoldan kurtulamıyorum abi. Hafta sonu Şile'ye gittim. Dönüşte Ataşehir'e uğrayacaktım. Yolu bilmiyorum. Ataşehir tarafına nasıl giderim? Dedim ki navigasyonu yazayım. Ama navigasyonu yazdığım gibi gözler ilk şeyi aradı. 3. köprü, o Kuzey Marmara otoyolu var ya. Oraya girmemek için yapmadığım şey kalmadı. Direkt oraya baktım. Dedim ki rotayı buradan verdi çakal. Ben dedim yer miyim? Yer mi dedim Anadolu çocuğu? Yapmaz dedim böyle şeyler. Hemen abi rotayı değiştirdim. 3 tane rota sunmuştu bana. Bir saniye ambulans gitsin de anlatacağım. Dayı kim vurdu sana? Neyse anlatayım ben. Ne diyordum? 3 tane rota çıktı karşıma. Direkt zaten o ilk çıkan seçenek genellikle 3. köprü yolu oluyor. Hemen böyle sorgusuz sualsiz dayı dur yavaş. Hemen sorgusuz sualsiz abi pıt herhangi bir tanesine bastım o hariç. Sonra bir yola baktım hangisi mantıklı. Dedim ki seçtiğim mantık ya bu ne herkes. Sirenini pazardan alan geliyor buraya kardeşim bu ne ya. Ambulans da değilsin ki sen arkada. En sol şeritte polis tatlıyor. Kendimi 2. köprü yolundaki güzergaha tıklatarak devam ettirdim. Abi yol belli bir yerden sonra bombok bir yere çıktı. Böyle yoldaki araba sayısı falan azaldı. Ne bileyim birer masadan eksiliyor dostlar konumuna geldik, tamam mı? Şimdi telefon şeyde interkomda Arif'le konuşuyorum. Diyorum ki Arif diyorum bu yol diyorum bizi diyorum. Diyorum. O diyorum yine diyorum lanet olası diyorum yola çıkaracak burası bizi diyorum. Yok kanka diyor olur mu diyor buradan diyor gidiyoruz diyor. Nereden bağlanacağız başka diyor. İyi diyorum hadi bakalım. Ama hani interkomda sohbet ediyoruz aynı zamanda. Yol dediğim gibi hani gittikçe hızsızlaşıyor. Ama otoyol hani. Hani şey vardı ya GTA San Andreas'ta böyle hiç gitmediğin, gitmeye üşendiğin, yanlışlıkla arada bir çok işsiz zamanında ta böyle map'in en uçlarına gittiğin bomboş yerler vardı hani. Sonra dönmeye sıkılıp da bilerek intihar ederdin de şehrin başından başlardın tekrar. Öyle yerlere geldik. Sadece şey eksikti böyle. Map gittikçe yüklenmiyor hani. İleride sis yok, ilerisini de görüyorsun. Belli daha önceki... Belli daha önceki insanlar oraya gidip o map'i açmışlar. Daha, ya o tek kurban ben olamam. Ve nihayetinde o iğrenç dönemeçten döndükten sonra kendimi o HGS, OGS ıvırdı zıvırdı tabelayı gördüm. Dedim ki geçmiş olsun Arif. Biz dedim yine buraya geldik. Bak yemin ediyorum kendimi 2. köprü yolundaki güzergaha tıkladığımı biliyorum. Bunun için yemin edebilirim ama ispatlayamam. Velhasıl yanaştım gişeye.
Arif de garibim şimdi arkadan geliyor. Amatör bu piyasada. Kanka diyor bariyerlerin diyor yan tarafı açık diyor. Bu çok motovlog izliyor herhalde. Lan diyorum salak diyorum bak bakayım diyorum adam mı var gişede. Sadece diyorum burada diyorum buton oluyor. İstiyorsan diyorum uçarak geç, istiyorsan diyorum sürünerek geç, fark etme, istiyorsan elinde geç. Buradan zaten geçersin. Önemli olan çıkışında o parayı vermek. Neyse butona haince ve sinsice şöyle yumruğumu vurarak o şeyi aldım. Kartı aldım. Daha cebime koymadan gişeye geldik. Neyse gişenin yanına yanaştım. Bey dedim ben de seni bekliyordum. Bak cebime sokmadan dedim kaynanan seviyormuş. Al kartı dedim. Ne kadar ödüyorsun? Dedi 4.25 mi dedi. Bir şey dedi ama 3 lira yazdı falan. Orada beni yemiş olabilirsin dayı. Bak buradan sana sesleniyorum. Eğer 1.25 falan fazla aldıysan vallahi ayıp yazık günah bak. Orada ödedim çıktım. Problem yok buraya kadar. 4.25 güzelmiş. Allah bereket versin. Daha menzil gözüküyor ama hani ileride bir tabela daha var. O tabelaya yaklaştıkça o tabelanın da üstünde HGS, OYS bilmem nese. Hayda dedim. Yanaştım yine bir tane daha buton. Koydum yumruğumu abi aldım kartı. Arkamda da Osman var dedim. Osman al dedim koy şunu cebine dedim. Ben dedim uğraşmıyorum. Abi bak abartmıyorum ya. 3 kilometre falan. Ya 3 kilometre gitmişimdir ya gitmemişimdir. Çat yine gişeler. Yanaştım dayı ya. Dayı dedim daha dedim böyle kaç kere geleceksiniz sana? Kaç level daha var dedim böyle dedim. Böyle dedim kaç tane daha level var dedim sizden. Neyse kartı uzattım. Uzattım kartı. Ulan şeyde 46 lira yazdı. O yazıyor ya kaç para girdi. Orada 46 lira yazdı. Dedim 46 lira ne dedim ödemem dedim. Dedim geri dönerim. Intercom'da da Arif arkadan şeydi. Lan diyor 46 lira ne oğlum diyor. Nereye soktun bizi? Dedim dur oğlum heyecan yapma dedim. 46 lira değil. Sonra adam şey dedi. Yok dedi 46 lira değil dedi. Yanlış dedi. Siz dedi nereden girdiniz? Dedim bize giren girdi ama şu şey dedim hani. En yakın dedim neresiyse oradan girdik hani. Şu geriden bir yerden girdik dedim. Daha 3 kilometre yol yaptım dedim. Ha tamam dedi bilmem ne gişesi dedi. Ha işte orasıdır dedim. Düzeltti müzeltti o 46 lira yazdı 10 lira 25 kuruş dedim çok. Çok dedim o kadar dedim yapmadık dedim 3 kilometre yol geldim ya dedim. Zaten dedi en düşüğü bu dedim. Dedim geri dönerim ödemem. Ama sonra fark ettim ki çok da bir seçeneğim yok onu ödeyeceğim ve pazarlık yapamıyorum. Neyse onu da verdim. Yani totalde herhalde bir 10 kilometre mi 15 kilometre mi ne yol gelmişimdir o otoyolda. 15 lira para verdim. Kilometre başına minimum 1 lira para. Hiç mantıklı değil. Gişedeki dayıya diyorum ki, dayı diyorum siz diyorum Yandex'le ortak mı çalışıyorsunuz diyorum. Siz diyorum ne yazsam diyorum sizi yönlendiriyor. Bir şekilde diyorum tıklamasam bile diyorum sizde buluyorum kendimi. Dayı şey diyor ehehehe doğru evet. Hı, tamam dedim. Yani bu da böyle bir anımdı. Muhtemelen ya ben o olayı tam çözemedim arkadaşlar. Bir şekilde beni o otoyola sokuyor. Bir şekilde sokuyor ve hiçbir zaman da farklı rota seçsem de yeni rota oluşturuldu diye bir ses duymuyorum o telefonda. Buradan yetkililere sesleniyorum. Başkanım bakalım, ne yaptınız siz başkanım? Bize? Bakayım motor var mı? Var. Ey üzgünüm. Neyse bunu anlattığım iyi oldu. Yine bir malzeme çıktı en azından. Bir motovlog yayınlarız. Çünkü önümdeki 3 gün falan herhalde bu hafta motor çok kullanabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü hava 10 derece falan düşecek. Ben muhtemelen toplu taşımalarla hayatımı idame ettireceğim gibi duruyor. Ya bir dur isyan etme dayı ne yapıyorsun ya? Arkadan fıtı fıtı redline. Allah Allah. La dayı. Oğlum mal mısın ya? Yürü git başka yoldan git ya. Bak şimdi. Ne oldu yani? Gittin öyle. Adam gidiyor zaten yani yolunda gidiyor. Geçtin ne oldu onu? Böyle adamlara uyuz oluyorum ya. Gerçekten uyuz oluyorum. Yani diyeceğim o ki bu saydığımız ne yaparsanız yapın engel olamayacağınız şeylerin içinde Kuzey Marmara Otoyolu da var. Ya ben şeyi merak ediyorum. Ne zaman bu level'a geldin de o yolun kilidi açıldı. Hani keşke o level'larda kalabilseydim ya. Ya da tekrar böyle o güzergah ebeveyn kilidi takamıyor muyum? Koyamıyorum muyum ben? Oraya parola koyamıyor muyum ya? Parolasız o yola sokmasın beni. Öyle istiyorum. Bir de şöyle bir şey. Ulan oraya giriyorsun. Tamam mı? Bak girdin oraya. Bir de ekstra falan böyle bir 20 kilometre yol götürttürüyor seni hani. Güzergah değiştiği için. Çünkü seni uzun yoldan götürttürüyor. Hem uzun yoldan götürttürüyor. Hem gişede para alıyor. Hem benzin gidiyor. Gerçi hem benzinin gitmesiyle hem uzun yoldan gitmen aynı şey ama. Sonuçta işin içinde bir de zaman var. Yani her türlü neresinden bakarsan bak zararlı bir iş benim için. Çünkü ben motosiklet kullanıcısıyım. Ha, araba için bilmiyorum olabilir. Adam trafikte beklememek için oradan gidiyordur. Ama çok da kişinin gittiğini düşünmüyorum. Çünkü o yollar hep genellikle boş.
Hayır kardeşim, ben zaten onun parasını veriyorum. Geçmesen de para veriyor. Çünkü gördüğüm ve anladığım kadarıyla o yollardan kimse geçmiyor ve yıllık verilen taahhüt, geçiş taahhüdü karşılanmadığı için ben zaten vergimden bir şekilde onun parasını veriyorum. Daha fazla sen beni niye oradan geçirerek zorluyorsun? Sabah sabah ulan var ya. Uf. Uf, nefessiz kaldım. Uf, nefessiz kaldım. Bugün kahvaltı almayacağım. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Doblo'ya da iyi bakın. İyi bakın derken hani gerçek anlamda iyi bakın, dikkat edin anlamında. Aranızda mesafe bırakın. Arada bak fren yapıp mesafeyi kısaltmak istiyor, fark ettiniz mi? Oyuna gelmeyin. Oyuna gelmeyin. Hadi kendinize iyi bakın, kapattım.